Satranç saatine hoş geldiniz. Arkadaşlar, abonelerimiz birkaç hafta önce bu kanalda açılışlarla ilgili videolar olacak mı diye yorumlarda sormuştu. Ben de onlara tabii ki açılışsız satranç kanalı olmaz diye bir cevap vermiştim. Fakat bu açılış videolarının formatı nasıl olmalı diye biraz düşündüm. Sürekli sizlere varyant tanıtmaya çalışan bir video formatı olursa canınızın sıkılacağını düşündüm ve çok da ilgi çekmeyeceğini düşündüm. Bunun yerine satranç açılışlarında yapılabilecek olan hatalar, günlük hayatta karşılaşabileceğimiz hatalar üzerine videolar çekersem daha eğlenceli ve öğretici olacağını düşündüm. Umarım beğenirsiniz bu formatı. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İlk inceleyeceğimiz açılış şah gambiti. Fakat biz bunun siyah tarafına bakacağız arkadaşlar. Şu şekilde söyleyeyim. Kendi maçımı bir taraftan sizlere gösterirken, online platformlarda oynadığım bir maçı, bir taraftan da şah gambiti ile ilgili size bir şeyler kendimce öğretmeye çalışacağım. Bazı detayları anlatmaya çalışacağım. Önce bir şah gambitini görelim. E4, E5 ve F4 hamleleriyle şah gambitine giriş yapılıyor. Şunu belirteyim, ben beyaz tarafında bu açılışın oynamaya bayılıyorum. Hatta yaklaşık 10 yıl boyunca beyazlarla E4 rakibim herhangi bir hamle yaptıktan sonra da F4 sürüşünü bir şekilde kullandım. Sicilya'ya karşı kullandım. İskandinav'a karşı önce E5 oynadım. Sonraki hamle tekrar F4 oynadım. E5'e karşı zaten F4 oynadım. Yani favori açılışım şah gambiti ve buna benzeyen açılışlardı. Buna benzeyen varyantlardı. O yüzden beyaz tarafını oynamayı çok iyi biliyorum. Ama siyah tarafta da bu açılışa karşı oynamayı ya da bayılıyorum açıkçası. Şimdi bu pozisyonlarda beyaz tarafında çok fazla oynadığım için en zorlayan varyant tabii ki piyonun alındığı varyantlar arkadaşlar. Bir kere siyahlarla bu açılışa karşı oynayacaksanız D6 gibi ya da at C6 gibi hamleler çok da işe yaramıyor. Özellikle zaten şah gambitini size karşı oynuyorsa bir oyuncu büyük ihtimalle sizden daha kuvvetli bir oyuncudur ve maçın çabuk bitmesini istiyordur. O yüzden böyle bir açılışı tercih ediyordur. Rakibiniz sizden daha zayıfsa onun sadece ezberine dikkat etmeniz lazım. Ezberden çıkartırsanız onu çok güçlü bir açılış olmadığı için onu oyun gücünüzle yenme şansınız olacaktır. Bu hamleleri tercih etmemek lazım. Piyonu alacağız ve at F3'e G5 hamlesini kesinlikle tavsiye ediyorum en klasik varyant olarak. Burada Fischer'ın sözünü dinleyip D5 de oynayabiliriz. Daha dengeli bir pozisyona bizi götürür. Fakat G5 kesinlikle bir numaralı tercih olmalı. Burada bir de karşı gambit oynayan arkadaşlar var. Yani Falkberg karşı gambit. Fakat burada beyazların kötü kalması için tek bir yol var. O da at C3 ile olaya başlamaları. Eğer burada at C3 ile olaya başlarlarsa kötü kalma olasılıkları oluyor. Mesela şöyle bir şey olabilir. At F6, şimdi D3 oynandığı zaman fil B4 gelerek açmazı alabilir. Ve şimdi fil E3, burada ilginç bir hamlesi var siyahların. Piyonu sürüp fili saptırıyor ve sonrasında rok atıyor. D5'i de şimdi hemen almadı. Rok atıyor ve büyük bir tehlike var. Kale E8 ve ben siyah taraflarla oynarken bu tuzakla birçok oyuncuyu kandıran kişileri gördüm. Çünkü beyazlar standart olarak at F3 oynadığında maçı kaybetmiş oluyor. Çünkü kale E8'e fili tutmayla ilgili bir problem var. Şu an fil açmazda ve vezir E2 ya da vezir D2 işe yaramıyor. Çünkü mesela diyelim ki vezir E2 oynandığını varsayalım. At D5 çok güçlü. Hem file zaten baskı yüzünden fil düşecek, hem de C3'e de ekstradan baskı gelmiş olacak. O yüzden
Beyazların tabii ki Farkver karşı Gambit'e karşı da dikkatli olması lazım. At C3 ile başlamaması, D3 ile başlaması lazım. Ve şu varyant yine at B6 piyon alındığı zaman at E4 aslında beyazların korkması gereken bir varyant değil. Doğal bir şekilde taşlarını geliştirerek devam edebilir burada oynamaya. At B3, fil C5 şeklinde oyun devam eder. O ilerleyen bölümde vezir E2 ve fil E3 oynandığı zaman zaten bu filin etkinliğini durdurmuş oluyoruz ve rok atmaya hazırız. G5 sürüşü ise tamamen farklı bir hikaye arkadaşlar. Biz gelelim o G5 sürüşüne. At B3, G5. Şimdi burada bazı oyuncular fil C4'ü daha çok tercih ediyorlar. Bazı oyuncularsa H4 hamlesini hemen tercih ediyorlar. H4 tabii ki ve siyahlar için tehlikeli olabilecek varyantlardan bir tanesi. Buna şimdi bakacağız. G4 burada doğru hamle ve beyazın atını E5'e gitmesi lazım. Bu şart arkadaşlar. Fakat gördüğüm kadarıyla beyazlar da bu varyant oynayan oyuncular bir kafa karışıklığı yaşıyorlar ve at G5'i burada tercih ediyorlar. İkisinin arasında çok büyük bir fark var. Şöyle söyleyeyim. Önce fil C4 oynandığında mesela fil G7 gibi doğal bir hamle olduktan sonra H4. Şimdi G4 oynanırsa evet at G5 iyi hamle. Çünkü F7'ye baskıyla geldiğimiz için ekstrem bir şeyler yapma şansımız var beyazlar olarak. Fakat fil C4'e gelmeden eğer H4, G4'ten sonra at G5 oynarsak aslında bu çok iyi bir pozisyon değil arkadaşlar. Burada özellikle H6 hamlesi gayet kazanç için yeterli. At F7'ye, şah F7 şeklinde devam eden varyantlarda siyahlar daha üstün kalıyorlar. Çünkü beyaz oyuncu genelde bu hücumu bitiremiyor. Fakat benim oynadığım rakibim 2270 ratingli birisiydi. Online'da oynuyoruz. Rapid bir maçtı. O yüzden böyle bir baskı yemek istemedim ve G4 piyonu korumak için D5 hamlesini oynadım. Şüpheli bir hamle. En iyi hamle değil. En iyi hamle tabii ki H6. Fakat bu hamle de paldır küldür kaybedecek bir hamle değil. Çünkü beyazlar hatalı oynamaya, beyazları hatalı oynamaya sevk edebilir. Ve E alır D5. Şimdi H6 geldiğinde rakibim atını tehdit altını gördüğü için hemen kaçmayı tercih ediyor. At E4 oynuyor. Bu da beyazlara maçı kaybettiren hata olarak karşımıza çıkıyor. Aslında burada önce bir ara şah çekip file E7 kapandıktan sonra at E4 çok daha mantıklı olacak. Bunun sebebini şimdi bunlar oynanmadan at E4 gelirse ne olur diye incelemiş olacağız. Şimdi direkt at E4 gelindiğinde F5 hamlesiyle hem G4 probleminden tamamen siyah kurtulmuş oluyor hem de attan bir daha tempo yapıyoruz ve at C3'e gitmeli. C3'e gittiği zaman da diğer atın gelişimini engellemiş oluyorsunuz. Yine burada sağlam oynamaya devam edilebilir. At F6 piyonu almak için gayet güzel bir hamle. Ama o piyon zaten cepte olarak görülebilir ve fil D6 da oynanabilir. Çünkü D piyonu sürüldüğü zaman F piyonuna, F4 piyonuna baskı gelecek. Ben fil D6'yı tercih ettim. At F6 biraz daha iyi bir hamle. D4 ve şimdi at F6. Beyazların problemleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bakın merkez karelerini de siyahlar kontrol ediyor. Bu piyon aslında cepte olan bir piyon siyahlar için. Fil D3. Yine vezir E2'yi kullanmadı rakibimiz. Ve şah F7. Kaleyi E hattına gelmek istiyoruz. Bu problemle ilgilenmesi lazım beyazların. Ve o da rok atıyor. En büyük hatalardan birini yapmış oluyor. Arkadaşlar şu piyon yapısını gördüğünüz zaman buna benzer şeyler gördüğünüz zaman yani hareketli bir şekilde özellikle G3'e de bir şeyler gelebilecekse buraya rok atmayın. Şah güvenliği çok önemli. Burada güvende olduğunu zannediyoruz ama aslında hiç güvenli bir pozisyon değil. F4'e basıyor tabii ki ama hemen at H5 ile
Hem F4 yön tutuyor siyahlar hem de H4'e basmaya başlıyor. Vezir E1 ile piyonunu korumaya çalıştı. Fakat bakın taş girişimi ne kadar şu anda zayıf. Beyaz taraf için normalde daha iyi gelişmiş olması lazım şimdi çoktan. Bu da kale E8 hamlesine izin vermiş oldu. Ve vezir F2'ye kaçıyor. Bir hata daha geldi. F4 piyonuna kaleyle bakmak iyiydi. Şimdi vezirle gidip zaten onu alamayacaksın. O yüzden kalenin önünü kapatmadan bir çözüm bulmalıydı. Mesela at E2 daha iyi olurdu burada çözüm olarak. Vezir F2'den sonra vezir F6, D4 piyonuna da basarak geldik. Taş gelişimini sağlamaya çalışıyoruz. At D2 ve şimdi artık şah hücumuna siyahlar başlayabilir. Çünkü 4 tane taşımız hücum için fazlasıyla yeterli bir pozisyonda. Ben de G3 oynayarak standart mat motifi kurmaya çalışıyorum. H2'ye vezirimi gelmeye çalışıyorum. Rakibim de bunu fark ediyor. Ama yapacak çok bir şey yok. Vezir F3 zaten kaçabileceği yerdi. Vezir H4. Şimdi H2'den mat istiyorum ve bu yüzden vezirini feda etme durumunda kalıyor. Vezir H5. Vezir H5 yine mat istiyoruz. At F3 ile burayı durduruyor. Şimdi diğer taşlarımızı oyuna girip F3'teki attan kurtulmaya çalışacağız. C6 oynadım. Atımı oyuna girip sonra da D4'e vuracaktım ve at buradan gittiği takdirde H2'ye ulaşacağım. Fakat rakibim de at E2 oynayarak F4'e basmaya devam ediyor. Şimdi F4'ü verirsem oyun o kadar kolay hızlıca bitmeyebilir. Burada biraz akıllı davranmak lazım. Ben de şöyle bir hamle oynadım. Kale E4 çünkü bu da benim atı F3'ten kaldırma planım için işe yarayabilecek bir hamle. Hem de F4 piyonunu tutuyor. Eğer fil kaleyi alırsa ben onu piyonla alacağım. Ata saldıracağım. At kaçtığı takdirde de H2'ye ulaşmış olacağım. Gayet basit bir plan. Fil E4'ü de rakibim alıyor bu pozisyonda. Ben de onu aldığım zaman başka bir feda kendince düşünmüş. At G3'ü düşünmüş. Niçin böyle bir şey yapıyor? Çünkü ben FG3 aldığımda açarak şah çekecek. Fakat bunun aslında bir işe yaramadığını hesaplamamış. F alır G3. Şimdi at G5 geldiğinde şah G6 ile basitçe ondan kaçıyoruz. Ve H2'ye yine gitmek istiyoruz. Yolumuzu kesiyor at H3'te. Ama nafile bir çaba. Fil H3'te hemen vurduğumuzda defter kapanmış oluyor. Çünkü siyahlar beyazların şah güvenini tamamen bitirmiş oldu. Tabii ki burada bir hata peşinden birçok hatayı getiriyor. Doğru bilinen yanlışlardan biri işte buradaki at G5 hamlesi arkadaşlar. Kesinlikle at E5 oynanması lazım. Şah gambitinde burada beyazlar kendisi de bilmiyorsa siyah açılışın sadece burasına kadar bile bilse yeterli bir kompanse sağlayabiliyor. Çok iyi bilmesine gerek kalmıyor. Çünkü beyaz hata yaptığında şah güvenliği ile ilgili problemler var. Siyahlarda o kadar büyük bir problem yok. Yani masa başında hamleleri bulabilirsiniz. At E5'in bir faydası da tabii ki G4 piyonunu dönüp alabilir. Yani D6'ya gidip illa F7'ye patlatmak zorunda değil beyazlar. G4'ü gidip normal bir şekilde alabilir ve ona baskı geldiğinde atını gayet güzel F2 karesine dönerek oynayabilir. Ben şah gambiti oynarken peki bu alış at F3 G5'e H4 oynadım mı? Hiç oynamadım arkadaşlar. Ben hep fil C4 oynadım. Rakiplerim G4 sürdüğünde ise her zaman rok atarak F3'teki atı bıraktım. Daha zevkli maçlar oluyor. Tabii ki alet gerideyiz. Hücum çıkmadığı zaman da kaybederek masadan çok kalktık. Evet, açılış hatalarıyla ilgili bu ilk videomu umarım beğenmişsinizdir. Bir taraftan açılışta yapılabilecek hatalardan bahsetmişken bir taraftan da şöyle bir basit bir oyunumu göstermiş oldum. Her zaman kendi oyunlarım olmayacak. Sizlerin gönderdiğiniz oyunlar olabilir. Benim D-Chess'te ya da Chess.com'da dolaşırken gözüme çarpan oyunlar olabilir.
Ama böyle büyük usta oyunları olmayacak çünkü onlar zaten açılış hatalarını 20. hamleden sonra yapıyorlar. O yüzden biz daha bizim karşılaşabileceğimiz basitlikte hataları bu seride inceleyeceğiz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, satrançla kalın. Görüşmek dileğiyle.